Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Ayrıca de sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyidir. Fakir mi zengin mi? Gönlü zengin. İyi başlar. Mertifon'da yaşıyorlar onlar da. Sağlık problemleri biraz daha yola geldi mi? Daha yoluna geldi. Sağ olsun. Rehabilitasyon merkezindeyiz. Memleketimiz, milletimiz. Azerbaycan bizim ebedi kardeşimiz. Biz iki devlet, tek milletiz. Bunun farkında olsun herkes. Bu konuda yapılması gereken ne varsa biliyorsunuz. Efendim, evleri, toprakları işgal edilmiş olan Azerbaycanlı kardeşlerimiz tahammül ettiler, sabrettiler. 30 yıl. 30 yıl sabrettiler. Fakat artık tahammül sınırlarını aştı ve bu yeter artık demek suretiyle. Sayın Cumhurbaşkanımız Azerbaycanlı kardeşlerimize yalnız değilsiniz diyerek 44 günde gereken yapıldı ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz evlerine ve topraklarına döndüler, dönebildiler. Şu anda şimdi bir barış ortamı söz konusu, barış teklifi söz konusu, barış eli söz konusu. Bizim temennimiz, dileğimiz gerçekten samimi olarak bölgeye barış gelmesi için, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın barış içinde yaşayabilmesi için bir düşünce ne varsa biz bunları barış yönünde kullanıyoruz ve bizim temennimiz, dileğimiz de Ermenistan'ın uzatılan bu barış eline boş döndürmemesi. Biz sadece kendimiz için yaşamıyoruz. Biz gerçekten uluslararası ortamda Türkiye'ye düşen ne varsa bunları yapılabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sadece kendi ülkemizin değil, bütün bölgenin içine çalışıyoruz. Şu anda hem Rusya'yla hem de Ukrayna'da görüşebilen tek ülke Türkiye. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Zelenski'yle hem Sayın Putin'le sürekli görüşmek suretiyle yapmaya çalıştığımız şey akan kanın durması. Yapmaya çalıştığımız şey bir an önce barışın, huzurun gelebilmesi için görüşmelerin başlaması. Ve bu konudaki yaptıklarımız gerçekten takdire şayan. Fakat maalesef Batı'da bu konuda bir anlayışsızlık var. Batı'da bir, yani bizim şimdi yaptığımız terörle mücadele sadece bizimle alakalı değil. Biz aynı zamanda efendim, NATO'nun da sınırını güneyde, doğuda yaptığımız mücadelede aynı zamanda efendim, Avrupa'nın da sınırını, Avrupa'nın da sınırını koruyoruz. Fakat maalesef bu konuda gerekli anlayışı, gerekli karşılığı, gerekli takdiri maalesef göremiyoruz. Ve bu ambargolarla, ambargo benzeri açık kapalı tedbirlerle Türkiye'ye karşı alınan uygulamaların sadece bizi değil, aynı zamanda NATO'yu da zayıflattığını, yarın bir gün herhangi bir ihtiyaç olduğunda NATO'da sıkıntı duyacağını kendine tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Parasını verdiğimiz halde efendim, uçakların alınamayışı, parasını verdiğimiz halde bazı malzemelerimize verilmeyişi gerçekten ibretli olaylardır. Bunları da herkese tekrar tekrar yüzlerine söylüyoruz. Bizim buradaki yapılan bu çalışmalarla bizim temennimiz bölgeye bir an önce barışın gelmesi, bölgede bir an önce efendim, huzurun sağlanması. Nitekim bu çerçevede Karadeniz'deki barışın sağlanmasına Türkiye'nin katkısı çok büyük. Onun herhangi bir şekilde stratejik bir rekabet alanına dönmemesi için gayret göstermeyi sürdürüyoruz. Ve burada insani yardımlarımızı yaptık, yapıyoruz. Bu tahıl konusunda elimizden gelen gayreti gösterdik. Bildiğiniz gibi hala göstermeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız devamlı görüşmeler suretiyle bu yolun tekrar açılmasını kapatıldı bu. Çünkü bu çok önemli. Afrika'da insanların çok ciddi şekilde bir açlık sorunu var. Bunların düzelmesi, onların ihtiyaçlarının karşılanması büyük önem arz ediyor.